Nedim Şener Özgür Özel'in bölücülerle yürüdüğü kırmızı halı döşenmiş tehlikeli yolu Bölücü terör örgütü PKK 22 ve 23 Aralık günlerinde Pençekilit Operasyon Bölgesi'ne saldırdıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha da tahkim ettiği Pençekilit Operasyon Bölgesi'ne 20 gün sonra neden saldırdı? Türk ordusunun terörle mücadeledeki kararlılığını bu tür saldırılarla kıramayacağını, saldırıya katılan teröristlerin öldürüleceğini bildiği halde neden aynı bölgede saldırıya girişti? Alçakça saldırıları için zaman, mekan ve yöntem ayrımı yapmayan PKK terör örgütünün Pençe Kilit bölgesine saldırısı sadece hava şartları ve coğrafi koşullarla izah edilebilir mi? Amaç operasyonları tartışmaya açmak. Amerika başta emperyalist ülkelerinin taşeronu olan PKK terör örgütü, yıllardır kandil başta olmak üzere üs olarak kullandığı Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının ciddi tehlike altında olduğunu görüyor. Türkiye'nin pençe kilit bölgesinde sağlayacağı etkinliğin PKK'nın yurtdışı varlığının da sonu anlamına geleceğini biliyor. O yüzden saldırılarını bu bölgede yoğunlaştırıyor. 20 gün arayla aynı operasyon bölgesine saldırı düzenlemesinin başka bir asıl önemli sebebi ise Pençe Kilit bölgesinde yaptığı saldırının Türk siyasetindeki bölünme yaratması, Türkiye'de tartışma yaratması olduğu açık. Nitekim Türk askerinin o bölgede ne işi var sorusuyla başlayan ve Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlarını tartışmaya açmaya çalışanlar hemen ortaya çıktı. PKK HEDEP dem bunu yıllardır yapıyor ama buna ilk kez Özgür Özel CHP'si de katkı sağlamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun açtığı yol Kemal Kılıçdaroğlu da son yıllarda PKK ile sınır ötesi mücadeleye karşı olduğunu tezkerelere hayır oyu vererek gösterdi. Ama o bunu Türkiye'de yabancı askerin ne işi var sorusuyla kamufle ederdi. Yerine gelen Özgür Özel ise buna gerek duymadan aynı yolda daha tehlikeli ilerliyor. Tezkereye hayır deme yanında pençe kilit operasyonlarının üzerinden sözüm ona sorular sorarak Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadelesini tartışmaya açmaya çalışıyor. Bunu en açık biçimde 12 askerimizin şehit olduğu PKK'nın 22 ve 23 Aralık günlerinde pençe kilit operasyon bölgesine yönelik saldırısı sırasında gösterdi. 12 Ocak saldırısında da aynı şeyi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ilk. Türkiye'de farklı söylem ve tutum içinde olanlar da adı ne olursa olsun, PKK'nın siyasi kolu hariç tüm siyasi partiler terör örgütünün saldırıları karşısında bir araya gelir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladıkları bildiriyle terörü kınayıp birlik ve beraberlik mesajı verirlerdi. Ama Özgür Özel CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubuna 22-23 Aralık saldırıları sonrası İyi Parti'nin hazırladığı terörü kınayan ortak bildiriye imza attırmadı. 9 askerimizin şehit olduğu PKK'nın 12 Ocak saldırısı sonrası da benzer tutumu sürdürürken yine sözüm ona sorularla TSK'nın pençe kilit operasyonlarını tartışmaya açmaya çalıştı. Bunlar kimseyi şaşırtmasın. Her şey İmamoğlu için. Özgür Özel bu yola Kılıçdaroğlu döneminde girdi. Kendi genel başkanlığında ise devam ettiriyor. Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEPDEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için Özgür Özel'in 1 14 Mayıs seçimleri öncesi PKK terör örgütünün televizyonuna bağlantı yapması 2. 4 Kasım kurultayında PKK HDP'li Demirtaş'a selam yollaması. 3. Irak ve Suriye'de PKK-YPG terör örgütüyle mücadele için gerekli tezkereye hayır demesi. 4. PKK, HDP, HEDEP, Demli, Pervin Buldan'la PKK terör örgütü ağzıyla Türk askerini suçlayan bir operacıyı izlemeye gitmesi ve elini öpmesi. 5-13 Aralık 2023 günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenazesine katılıp öğleden sonra PKK'nın siyasi kolu demlilerle yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi yapması. 6. 22 ve 23 Aralık 2023 günü Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 12 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası, İyi Parti'nin girişimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan PKK terör örgütünü kınayan bildiriye imza atmaması. 7. 11 Ocak günü PKK HEDEP demlileri CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılaması. 8. PKK'nın 12 Ocak saldırısı sonrası ortaya attığı sorular. Sadece ve sadece yerel seçimlerde PKK hedef demle işbirliği yapmak ve mümkünse bunu 2028 yılındaki seçimlere de taşımak için. PKK kanalında özele övgü. Nitekim PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yere göğe konulamayan Özgür Özel övgüsünü izleyince amacına ulaştığı anlaşılıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi kendisinin de bağlandığı PKK terör örgütünün propaganda aracı medya haber isimli kanalda terörist PKK'lı Kemal Aktaş özeli şöyle övüyor. Özgür Özel'in değerlendirmeleri kısa olsa da vurguları önemli. Bütün siyasi partiler bugüne kadar vatan millet terörle mücadele diye milleti bütünleştirdi ama Özgür Özel'in ifade tarzları, kamuoyuyla paylaştığı mesajları, savaşa karşı ortaya koyduğu bu yaklaşım aslında herkese örnek olmalı. Özgür Özel bir siyasi parti grup bunları yapsa kimsenin sözü olmaz. Ama bağımsızlığın emperyalizmle savaşın milli birliğin sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de Atatürkçü isimler ihraç edilmişken PKK, Hedep'ten temsilcileri gibi bölücülerin kırmızı alıyla karşılanması insanın canını sıkıyor. Maalesef herkes gibi Türkiye için çok önemli olan CHP seçmeni bunları Atatürkçü sanıyor. Nedim Şener Hürriyet. Mahmud Övür, sıra Mansur Yavaş'ta mı? Ön seçim yapılmıyorsa CHP'de her zaman aday atamaları kavgalı geçer. Ama bu kez kavga sadece ondan ibaret değil. Her aday atamasının arkasında gelecekteki parti dizaynının işareti var. Artık eş başkanlığı iki başlı bir CHP gerçeği var. Bu iki başlılık partiyi yeni kaoslara sürükleyecek görünüyor. Ortada bir ideoloji, topluma umut veren siyaset ve güven veren ilkeler bütünü de olmayınca aday atamaları ister istemez kaosa dönüşüyor. İş öyle bir noktaya vardı ki artık kendilerini parti içi iktidara taşıyan değişimin de esamesi okunmuyor. Dün söylediklerinin hiçbirine kendileri bile uymuyor. En başta da kurultay kürsüsünden Ön seçim için namus ve şeref sözü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel uymuyor. Hatay skandalı. Özel'in uymadığı sözlerden biri de Hatay'la ilgili. Hatay'a yeniden mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi sadece CHP tabanının değil depremle ilgili hassasiyeti olan herkesin tepkisini çekti. Özel Tıpkı ön seçim gibi büyük bir söz verdi ama gereğini yapamadı. Yaklaşık bir ay önce gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok net bir soru sordu. Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız? Özel'in cevabı tarihe geçecek nitelikteydi. Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır.'' Gerçekten Özel'in verdiği karar tersten de olsa tarihe geçti. Çünkü bu kadar büyük bir laftan sonra 6 Şubat depreminin sorumlularından olduğunu söylediği Lütfü Savaş'ı Özel kendi eliyle yeniden aday yaptı. Bundan sonra kimseyi suçlama ihtimali yok. Acaba bu geri adım atmada bir öngörüsüzlük mü var yoksa savaşın iyi bildiği küresel ve ulusal güç odakları mı etkili oldu? Mersin'den yükselen itiraz. Sadece Hatay'da değil. Kritik bütün il ve ilçelerde de aday atamaları derin tartışmalara yol açıyor ve tartışmalar Ankara'daki CHP genel merkezi koridorlarına kadar uzanıyor. O koridorlarda sesi yankılanan isimlerden biri de CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır. Çakır neye itiraz ettiğini bakın nasıl anlatıyor. Ben herhangi bir isim önermedim. Ben seçim sürecinde 500 köye gittim. Erdemli'de 6 bin olan oyumuzu 22 bine çıkardık. Ancak Mersin'le hiç ilgisi olmayan Malatya milletvekili Veli Ağbaba ile İstanbul'da yaşayan ancak Mersin milletvekili olan Ali Mahir Başarır hiç bilmedikleri bölgeyle ilgili belediye başkan adaylarını belirliyorlar. Biz buna itiraz ettik. Oturup yazıp çizmişler. Eşi, dostu belediye başkan adayı yapmışlar ve tek bir milletvekiline bile kendi bölgeleriyle ilgili hiçbir şey sorulmuyor. Sadece bize değil, Tekirdağ, Kayseri, Niğde başka milletvekillerine de hiçbir şey sorulmuyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bütün bu aday kavgasının arkasında aslında İmamoğlu'nun gelecek hesabı var. İmamoğlu hem İstanbul'u kazanmak hem de CHP'yi elinde tutmak istiyor. Doğal olarak ya kaybedersem korkusu da yaşadığı için her şeyi göze alıyor. Herkesi devre dışı bırakıyor. Bunun için önce CHP kurultayında her yol mübah diyerek Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı, sonra İP'ye el atarak işbirliği yapmayacağını söyleyen Meral Akşener'e operasyon çekti. Şimdi de hedefinde kendisine 2028'de sorun çıkartabilecek ve alternatif olabilecek özel ve yavaş var. İzmir'de Tunç Soyer'le kavgasının Antalya'da Muhittin Böcek'le iş tutup kazanma şansı olan CHP'li ilçe belediye başkanlarını Aday göstermemesinin nedeni de bu. Ankara Etimeskut Operasyonu da bu hesapla ilgili. Sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aday yapılması bu nedenle tesadüf değil. Mansur Yavaş'ı ince siyasetle şimdiden sınırlamaya çalışıyor. Ne olur ne olmaz. Mahmud Öğür, Sabah